ÖSYM tadında ikinci teste başlıyoruz. Bir kasın 3 formu verilmiş. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Gevşemiş, kasılmış, tamamıyla kasılmış. Kasılan kasta sarkomerin boyu kısalır. Neden? Çünkü Z çizgileri bakın her seferinde birbirine yaklaşıyor. Bu ifade doğru. Tam kasılmış kasta aktin iplikleri birbirine üzerine kayabilir. Tam kasılmış kasa bakalım arkadaşlar aktinler de bakın birbirinin üzerinde konumlanmış oluyor. Bakın burayla burası arasındaki farkı sormaya çalışmış grafik. Peki tam kasılma halinde miyozin en kısalmış haldedir. Hocam miyozinin boyu değişmez. Aktinin boyu değişmez. Buna düşmeyeceğiz. Cevabımız 1 ve 2 olacak. Bir nörotransmitter olan asetilkolinin etkileri gösterilmiş. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Asetilkolin kalp kasında kasılma sıklığını azaltır. Zaten ben bunun vagus tarafından salgılandığını, parasempatik bir aktivite sonucu salgılandığını biliyorum kalp için. Ama burada da şöyle bakalım. Kalp hücreleri pacemaker dediğimiz yani ritim sağlayacak olan, o sinyali uyarıyı başlatacak olan hücreler. Bakın, belli başlı reseptörlere bağlandığında Gördüğünüz gibi kalp yavaşlıyor. Tamam. Asetilkolin iskelet kaslarında depolarizasyona sebep olur. Hocam iskelet kaslarına baktığımız zaman mesela bizim şöyle iskelet kasında şöyle gösterelim. Bakın üzerinde reseptörler var. Reseptörler ona bağlandığında bakın kasılma başlıyor. Ben zaten hocam bunu motor uç bileğe salgılanan asetilkolin sayesinde depolarizasyon ve sonrasında kasılma gerçekleştiğini biliyorum. Asetilkolinin farklı hücrelerde farklı etkilerin olmasının sebeplerinden biri reseptörlerinin farklı olması. Şimdi gördüğünüz gibi burada M2 reseptörü var. Buradaki M3, burada nikotinik reseptörler denilen reseptörler var ve mesela asetilkolin sekresyon sağlayabiliyor. Yani salgılama yaptırabiliyor. Bir yerde hızı azaltıyor, bir yerde kasılmayı sağlıyor. Dolayısıyla reseptörler bu konuda çok ama çok etkili oluyor. Grafik bir kasın artan uyarılara verdiği tepkinin derecesini göstermektedir. Bakıyorum şimdi şu şekilde şurada bir tepki yok. Eşik değer altı uyarı. Daha sonrasında bakın bir yerden sonra da maksimum tepkiyle devam ediyor. Birinci uyarım çok zayıftır ve hiç tepki yaratmamış. Tepki yok demişim. İkinci uyarım birinciye göre biraz daha güçlüdür ve kasın kasılması için gerekli eşiğin üstündedir. Evet hocam ikinci uyarım eşiğin üstündeki bir şekilde bir tepki oluşmaya başlamış. Hocam 3 ile 10 arasındaki uyarımların 3 ile 10 arasındaki uyarımların her biri bir öncekinden daha güçlüdür. Baktığım zaman Hani 3 sonra 4 sonra 5 sonra 6 bakın artan bir grafik görüyorum. Demek ki bu ifade tamam. Çünkü burada kas lifi dememiş arkadaşlar. Kas demiş. Burada birden fazla tipte hücre var. Ve siz uyarının şiddetini arttırdıkça her birinin eşik değerine uygun bir uyarı geldiğinde ne yapacaktır? Hani bir öncekinde kasılmayan kas bir sonrakinde kasılmış olacak. 11 ile 12. uyarımlar. 11 ile 12. uyarımlar. 10'dan daha güçlüdür ancak kas daha güçlü bir tepki vermemiştir. Şimdi 11 ve 12 ben diyorum ki kasın artan uyarılara verdiği tepki bu. Dolayısıyla 11 ve 12 10'dan daha fazladır ama maksimum tepkidedir. Çünkü siz zaten 10'uncuda herkesi uyarabilecek bir şiddete sahipsiniz. 11 ve 12'de bunun da üzerinde çıkmanız bir anlam ifade etmemiş. Uyarının şiddetiyle kasın tepkisi arasında doğru orantımı var. Hayır hocam işte burada eğer öyle bir şey olsaydı artışa devam edecekti. Bir yerden sonra sabit kalması o doğru orantıyı bozuyor işte arkadaşlar. Çünkü siz bütün kastiflerini uyarmış oluyorsunuz. Ekstrası boşa gidiyor. Aşağıda iskelet kasının kasılma basamakları gösterilmiş. ifadelerden hangisi yanlıştır? Şu siyah ve sarıları takip eden arkadaşlar. Diğerleri böyle sizin kafanızı karıştırmasın. K aşamasında ATP tarafından aktive edilmiş bir baş, aktin filamentindeki özel bölgesine bağlanmak için hazır. B aşamasında bağlanma gerçekleşmekte. L aşamasında ATP, ADP ve fosfat halinde serbestleşirken şurada ADP ve fosfat halinde serbestleşirken miyozin köprülerinin bükülmesi sağlanmış. Yani arkadaşlar burada miyozin başı ne yapıyor bakın şöyle yapalım hatta ilk başa dikkat edin lütfen. Şurada şöyle bir açı var değil mi? Şöyle bir açı var ve siz o açıyı bakın büküyorsunuz. Peki A aşamasında miyozin başları yeni bir ATP bağlamış mı? Evet hocam bu bağlanmayla zaten ne yapacak miyozin başı aktinden ayrılacak. Y aşamasında ATP harcanarak miyozinden ayrılır. Ya burada hocam bütün espri aslında E şıkkının hatalı olduğunu anlamanız için. ATP harcanmıyor. ATP bağlanıyor arkadaşlar. Miyozin başındaki ATP harcanırsa bu kasılma demektir. ATP bağlanırsa ayrılma demektir. Bütün olayımız bu. Benim size kas kasılırken ve gevşerken ATP'ye ihtiyaç duyar. Lütfen buna dikkat edin dememin sebebi de bu. ATP bağlandığında miyozin başı aktinden ayrılır arkadaşlar. Lütfen buna dikkat edin. Aşağıda insana ait kürek kemiği gösterilmiş. Buna göre aşağıdaki kemiklerden hangisi aynı tip kemiktir? Aslında biz burada yassı kemikten bahsediyoruz. Hocam düzensiz şekilli kemik şöyle baktığımızda kısa kemik. Hocam patella. Aslında patella da böyle belirgin bir şekli yok. Şöyle baktığımda hocam uzun kemiği göstermişim. Göğüs kemiğiyle de sternumla da yassı kemiğe bir örnek daha vermişim. Aşağıda bir kemiğin çeşitli kısımları harflerle gösterilmiş. Bu kısımların özellikleriyle ilgili açıklamalardan hangisi yanlıştır? Kemik dokusu yapabilen bir büyüme merkezidir. K, K epifis planı gösteriyor. Uzun kemiklerin baş kısmında diğer kemiklerin ise iç kısmında bulunan U süngerimsi kemiktir. Doğru. İçinde kan damarları ve sinirlerin bulunduğu boyunu uzanan Havers kanallarına sahip olan B. Ki orası arkadaşlar sıkı kemik. Bakın ostiyonları da görebiliyorsunuz. L sarı olanında kan hücreleri üretilirken kırmızı olan pasiftir. Arkadaşlar L iliktir evet ama sarı ilik pasif kırmızı ilik kan hücresi üretir. Bu hatalı olmuş. Dallanan kılcalları sert kemik dokudaki boşluklarda ilerler. Ya hocam burası da kan damarlarını gösteriyor bize. Aşağıdaki tabloda insan vücudunda bulunan 3 kas tipine ait özellikler verilmiş. Hangisi yazılamaz demişiz. Böyle genel ifadeleri kontrol edeceğiz. İskelet kası çizgili, düz kas düz, kalp kası mikroskobik olarak çizgili görülür. Lifin düzenlenmesine sarkomer demet, sarkomer şeklinde evet olabilir. Lif proteinleri aktin miyozin, aktin miyozin B de aktin miyozindir. B yok olur mu hocam? Aktin miyozin olmadan nasıl kasılma sağlanacak? Kontrole baktığımız zaman iskelet kası istemli olacak. Yere baktığımda üyeler iskeleti yani kol, bacak gibi yapılarda olacak. Kasılma başlangıcına bakalım. Motor nöron otoritmik. Bu da otoritmik olabilir hocam. Bu ifadede doğru. Cevabımız B seçeneği olur.